Herkese tekrar merhabalar. Saatler 17.45. İş Dünyası başlıyor. Bu dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de iklim ekonomisi sürdürülebilirlik finansmanı zirvesinde. Bir gözümüz de orada. Oradan çıkan mesajlar olursa da sizlerle paylaşıyor olacağım ama biz gündemdeki bazı önemli konuları şimdi bu bölümde Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran'a soracağız. Adnan Bey hoş geldiniz. Yayınımıza nasılsınız? Sağ olun, iyi yayınlar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Adnan Bey, şimdi bir adım sizi düne götürmek istiyorum. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın sanayide sürdürülebilirlik eğitimi araştırmasını takip ettik. Yani burada çıkan veriler üzerinden sizin en çok dikkatinizi çeken, katıldığınız, katılmadığınız, böyle hani ya Didem şu da oldu ama biraz buraya dikkat etmemiz gerekiyor hali hazırda dediğiniz neler oldu? O başlıklar var mı aklınızda şu an paylaşabileceğiniz? Şimdi ben o konuya şöyle genel bir çerçeveden yaklaşıyorum Bilim Hanım. Şimdi bu biliyorsunuz dövizle ilgili de çeşitli konularla ilgili de yıl sonu tahminleri yapılıyor ya da çeşitli tahminler yapılıyor. Satın alma endeksine göre bazı tahminlerde bulunuyor ama bu tahminlerin çoğunda ciddi bir yanılgı oluştu. Çünkü böylesine dönemlerde tahminde bulunmak ya da bir takım çıkarımlarda bulunmak herkesi yanıltabiliyor. Çünkü uygulanacak politikalara göre bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra çok farklı sonuçlar elde edilebilir. Evet. Mesela satın alma endeksine göre büyüme göründüğü zamanlarda sanayide tam tersi küçülmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ya da ihracatta keza aynı şekilde bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bütün bunlara baktığınız zaman son dönem yayınlananlarda buralarda çok tutarlı şeylerle karşılaşılmayabiliyor. Şimdi ekonomik öngörüler açısından dediğiniz gibi aslında çok da öngörülebilir bir ortamda olmadığımız için yanılma payı her zaman mümkün. Onu anlıyorum. ISO'nun yayınladığı bu sürdürülebilirlik eğilimi araştırmasında mesela 100 üzerinden yapılan puanlamayla en yüksek skora ulaştığı alan farkındalık olmuş. Ben bu soruyu tekrar size yönelteceğim ama müsaadenizle önce bir Mehmet Şimşek'e dönüyoruz. Düşük büyüme patikasına dünya girmiş durumda. Ama iklim krizi büyük ihtimalle, çünkü bu yeni bir konu ve kendisini önümüzdeki 10 yıllarda çok daha fazla hissettirecek, çok büyük ihtimalle küresel büyüme daha düşük seyredecek. Çünkü kuraklık ve gıda krizleri olması ihtimali yüksek. Bazı coğrafyalarda yaşanması zor olacak. Küresel eşitsizlikler daha da artacak. Beraberinde toplu göç, çatışma riski çıkartacak. Fosil yakıtlardan ciddi bir kaçış olacak. Şimdi bunu söylerken tabii bizim çevremizde fosil yakıtlar üzerine inşa edilen ekonomiler var. Onların etkilenmesi tabii ister istemez küresel ekonominin ama bizim de etkilenmemiz anlamına geliyor. O hususları dikkate almak lazım. Şimdi bir sürü çalışma var. Ama az önce de söyledim. Eğer 2050'ye kadar ortalama sıcaklık 3.2 derece artarsa yani dünya bu haliyle yani güçlü bir tepki vermezse bu durumda küresel gayri safi yurt içi hasıla bazı senaryoya göre yaklaşık 1/5 daha düşük olacak. Ve açlık riski de yine 1/5 oranında yükselecek. Tabii bunlar çok ciddi rakamlar. Yani 1/5, %18 çok büyük rakamlar yaklaşık olarak. Kuraklık riski gerçekten artıyor. Şu anda 129 ülke, içinde Türkiye'nin de olduğu 129 ülke bugünkü haliyle, yani bugünkü hani verileri baz alırsak ciddi bir şekilde ileride kuraklık riskiyle karşı karşıya. Tabii ne yapılacak, ne yapılabilir yani bu saatten sonra bir kere yani bütün ülkelerin mevzuat düzenlemesine gitmesi gerekiyor. Yani ortaya koydukları vaatler, hedeflere paralel bir yere varmak için
gerçekten bağlayıcı mevzuata ihtiyaç var. Farkındalık eğitimleri çok kritik olacak. Galiba bu haftaydı yanlış hatırlamıyorsam, İSO'nun bir çalışması vardı, İstanbul Sanayi Odası. Aklımda kaldığı kadarıyla sormuşlar üyelerine. Yani işte küresel ısınma sürdürülebilirlik daha doğrusu, sürdürülebilirlik konusunda yani farkında mısınız, farkındalığınız var mı diye. Ya %49'u evet diyor. Peki eyleme geçenlere kadar %20'nin altında. Yine yani kötü değil diyebilirsiniz ama yani dolayısıyla hakikaten farkındalık eğitimleri çok kritik olacak. Arge, bu alanda Arge yatırımları yani nasıl hani iklim değişikliğiyle nasıl yaşayacağız? Evet, bu çok kritik bir alan. Bu alana ciddi bir şekilde bir Arge yatırımı gerekiyor, harcaması gerekiyor. Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekiyor. Bu bahsettiğim bütün dünya için geçerli olan hususlar. Karbon salınımının ayak izinin vergilendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir çaba gerekiyor. Şimdi şurada sıraladığımız sektörler, ekranda belki görüyorsunuz, yani görüyorsunuz alırsa. Yani bu sektörler karbon salınımının %90'ına tekabül ediyor. Bu sektörlerle ilgili yapılacak çok şey, mesela sanayi, Ar-Ge, inovasyon, geri dönüşüm, üretimde verimlilik gibi unsurlar üzerinden karbon ayak izini azaltmak zorunda kalacak. Elektrik üretiminde daha çok yenilenebilir enerji, karbondan arınma, verimlilik, enerji verimliliği. Yine tarımda orman alanlarının genişletilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ulaşım alanında özellikle elektrifikasyonu tamamlanmış demir yollarıyla örneğin malların taşınması, yine bizim kullandığımız, ulaşım için kullandığımız araçların elektrifikasyonu. Bunlar hakikaten olmazsa olmaz gözüküyor. İnşaat sektöründe özellikle verimli yeşil binalar, enerji verimliliği, bunların hepsi çok kritik değişkenler olacak, yapılması gerekenler. Mehmet Şimşek sürdürülebilirlik konusunda benim Adnan Bey'e soracağım soruyu tam da ağzımdan aldı. Aslında Adnan Bey tam da buydu işte efendim size evet, söylemek abi. İstediğim. Şimdi sanayide güzel. 700 şirkete soruyorlar. Farkındalık evet. konusunda 100 üzerinden 48.9. Yaklaşım konusunda evet. 34.27. Uygulama noktasında ise 18.19 gibi çok daha evet. düşük bir skor görüyoruz karşımızda. Önceliğimiz mi olamadı henüz mevcut koşullarda? Çok şöyle, kısaca bir buna şöyle, değinelim mi? Şöyle, farkındalık iyi de diyemeyeceğiz. Yani %50 de oldukça düşük bir rakam aslında. Tamamımızın farkında olması lazım. Çünkü tabii. oyunun bütün kuralları değişiyor. Üstelik biz daha tam oyunun kurallarıyla oyunu oynamaya başlayamamışken, yani mesela biz cari açık, dışlayacak açığı verdiğimizin farkında değil miyiz? 300 yıldır farkındayız ama farkında olmak da bir işe yaramıyor değil mi? Pek çok konuda. Dolayısıyla da bu duruma ne şekilde girdiğimize bakalım bu kadar önemli konu içerisine. Birincisi sanayileşme konusunda henüz daha yolun başındayken böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi nelere ihtiyaç var böyle bir durumda gördüğünüz zaman? İşte bu inovasyon ve Ar-Ge konusunda çalışmalar yapmak lazım. Karbon ayak izi konusunda eğer bu konuları azaltmazsak biliyorsunuz ciddi bir vergi yükü de binecek. Evet. Peki biz buna nasıl yakalanıyoruz? İhracatımızın %70'i fason. Yani çok düşük karlarla sanayinin çarklarını döndüren önemli bir yüzde var bizde. Evet. Adnan Bey, sözünüze kaldığınız yerden reklamlardan hemen sonra kesintisiz devam edebilir miyiz? Harika, teşekkürler. Tabii, nasıl isterseniz. Sağ olunuz, reklamlar.
İş dünyası devam ediyor. Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Dalgakıran'ı hemen alalım yanımıza ve sohbetimize devam edelim. Adnan Bey tekrar merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Sizi de beklettik biraz, kusura bakmayın. Şimdi bu sürdürülebilirlik konusundan bahsettiniz. İhracat tarafındaki zaten eksiklerimizi de biliyoruz, farkındayız ama farkında olmak her zaman yetmiyor da dediniz. Özetle ilk bölümde. Şimdi bir başka gündemde olan konu ki sizinle sık sık da aslında konuşuyoruz. GİODER'in düzenlediği Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren konuştu. Dedi ki eleman sorunu yaşıyoruz. İşçi, kalfa, operatör vesaire. Kimya sektöründe de kalifiye işçi sorunu var mıdır? İş gücü ne durumda? Çünkü uygulanan politikalar biraz o taraftaki dengeleri de sanki etkiliyor ve değiştiriyor gibi. Evet. Önce şu diğer konuda küçük bir şey daha söyleyeyim. Buyurun tabii ki. Bu sürdürülebilirlik konusunda, iklim değişikliği konusunda tabii ki Sayın Bakan'ın söylediği gibi 3 derecelik, 2000'e kadar 3 derecelik bir artış, ciddi bir kuraklık ve fakir açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalması çok önemli. Ve şimdi endüstriye de üretim teknolojisine sahip ülkeler yeni standartlar oluşturacaklar doğal olarak. Kim koyacak kuralları? Yani bunun olmaması için. Bu işte bu standartları oluştururken, standartları oluşturmak çok önemli. Mevcut kendi ekonomilerinin çıkarlarını gözeterek standartlar oluşturulacaktır. Bu da gelişmekte olan ülkeleri daha fazla zorlayacaktır. Dolayısıyla da bu standartların oluşturulmasında bizim de mutlaka işin içerisinde olmamız çok önemli. Bunda da sivil toplum örgütlerinin gerçekten aktif olması özellikle çok çok önemli. Bunun altını bir çizeyim. Çünkü bu standartlar etkileyecek bizim üretimlerimizi de. Diğer konuya gelince nitelikli insan kaynağı olayı bütün dünyada problem. Özellikle yazılım sektörünün gelişmesi, bilişim sektörünün gelişmesi ve hizmet sektörünün gelişmesiyle endüstride bütün dünyada bir kaçış var açıkçası. Bizde bu meslek sayılarının yetersizliği ile birlikte çok daha fazla hissedilir noktada. Şu anda bu da nitelikli insan kaynağının, mesleki eğitim almış insan kaynağının eksikliğinin hissedilmediği herhangi bir sektör yok şu anda Türkiye'de. Ama başka bir tehdit daha altında, bir tehdit daha var ki ben bunun çok konuşulduğunu görmedim. Evet. Onun için de altını sık sık çiziyorum. Önümüzdeki 5 yılda Almanya'da 6 milyon kişi emekli olacak. Ve Almanya'nın her yıl 1 milyon 200 bin İş gücüne ihtiyacı var. Kendisi sadece bunun 500 binini karşılayabiliyor. Ve her yıl 700 bin dışarıdan nitelikli göçmen alacak Almanya. Şu anda da izliyorsunuzdur. Tabii. Bir takım kartlar çıkarıyor. Ve siz orada şartlar daha iyi olduğu için sizin zaten az olan mesleki eğitiminiz, mesela işte 2 yıllık yüksek okul şartı falan koydum. Kendi vergilerinizle finanse ettiğiniz eğitim sisteminiz bu sefer nitelikli az sayıda elemanı da başka ülkelerin iş gücünü destekler hale gelecektir giderek daha fazla. Bu durum ileride daha da fazla hissedilecek. Dolayısıyla da ama bir sihirli değnekle de hemen de değiştirilecek konular değil. Çünkü Türkiye'de biz hep yıllarca söyledik, mesleki eğitim, yüksek meslek eğitimleri falan, bunlar çok 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 önemli. Geldiğimiz nokta şu, yani Türkiye'de bir kaynakçı 60-70 bin lira alırken ben X okulundan mezun oldum diye bir mühendis 20 bin lira maaş alıyor. Tabii. Çok, yani bambaşka tablo. Bizim bunları tabii geniş bir konu bu. Gerçekten samimiyetle bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Yani bunun değişeceğine dair bir işaret şu anda biz alamıyoruz. Bakın bir takım firmalar farklı iş gücünden dolayı işte Mısır'a gidebiliyor. Başka firmalar başka şeyler düşünmeye başlıyor. Siz işçiliğiniz Polonya seviyesine çıkmışsa iş gücü maliyetleri, bu sefer Türkiye'de üretim yapmanın herhangi bir avantajı kalmadığı zaman Avrupa Birliği'nin içerisinde direkt üretim yapmak için uzak doğudaki şirketler Doğu Avrupa'da yatırım yapmayı tercih etmeye başladılar. Oysa bizim çok ciddi şekilde direkt doğrudan yatırımlara ihtiyacımız var. Bu peş peşe bir zincir şeklinde, bir halka şeklinde
birbirine bağlı Didem Hanım. Doğru. Yani bu meslek, ama bir yandan da şu var. Mesela TOBB'un bir zamanlar düzenlediği meslek edindirme kursları vardı. Ve 9 ay boyunca asgari ücret vereceklerdi üstelik eğitim alanlara. Hiçbir katılım olmadı. Yani talep de yok. Çok gerçekten güç ve daha güç, zor zamanlar bizi bekliyor. Yaman çelişkiler içindeyiz diyorsunuz çok, yani, değil mi? Çok yani. Birbiriyle mesela işsizlik konusunu konuşurken ücretleri de konuşalım mı bir? Tabii konuşalım. Tamam, çünkü TİM Başkanı Mustafa Gültepe'de asgari ücrete ara zam olursa eski sarmala döneriz dedi örneğin. Bu ücretler konusu da son derece önemli. Sektörlerin, sanayinin devletten beklentileri var. Elbette ki insanlar hakkını almalı bu yüksek enflasyon ortamında, ezilmemeli. Bu son derece önemli ve insani bir yaklaşım. Ama şirketlerin de hayatta kalabilmesi ve iş yapabilmesi ve para getirebilmesi lazım masaya. Nasıl olacak? Oradaki yaman çelişkiyle ilgili ne düşünürsünüz? Zaten biz çoklu problemlerin içerisine girdik. Bakın, bir yandan ücretler nasıl artar, daha yüksek ücretler nasıl verilir? Daha fazla, bir kere çalışanların daha fazla nitelikli olması, nitelikli iş yapılması, ama bir yandan da girişimcilerin nitelikli işler yaratması gerekiyor. Yani birbirimizin aynı işler yaptığımız zaman da, değil mi? Yani mesela Almanya'da 6 bin makinacı var, 300 milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye'de 20 bin makinacı 30 milyar dolar ihracat yapıyor. Şimdi baktığınız zaman sektörlerde kapasiteye bakmak için aynı konuda birbirini benzeri işler yapıyorlar. Ve dolayısıyla da kendi içinde de ağır bir rekabet var ve inovatif ürünlerdir. Yani sanayinin %70'i orta düşükte, düşük teknolojide. Şimdi böyle bir sanayinin yüksek ücret verebilmesi mümkün değil. Bu sadece çalışanların niteliğiyle ilgili bir sorun da değil, Adnan Dağlıkıran'ın da niteliğiyle ilgili bir sorun. Adnan Dağlıkıran ne kadar nitelikli bir iş yapabilme kabiliyetine sahip? Hasan Hüseyin ne kadar kabiliyetli bir girişimci? Şimdi ne kadar kabiliyetli olursa olsun, bu sefer onları beraber iş yapacağı kabiliyette insanlar yoksa, bu sefer yine nitelikli iş ortaya konamıyor. Türk sanayisi orta yüksek ve yüksek teknolojiye ilerlemek zorunda. Ama bunun için hem nitelikli girişimci hem de nitelikli çalışana ihtiyacı var. Sadece nitelikli çalışanı konuşarak da işi çözemiyoruz. Peki Adnan Bey, bu bahsettiğiniz sarmal aslında sektörün içinde de var olan sarmal. Hani çok ciddi bir rekabet var diyorsunuz ya. Bunu çözmenin yollarından biri de konseyde olma yoluna gitmek, belki güçleri birleştirmek, biraz daha belki bu anlamda kurumsallaşmak olabilir mi? Çok önemli bir şey söylediniz. Zaten bunu yapmazsak, bakın biz aynı zamanda bu sıkıntılara nasıl bir dönemde giriyoruz biliyor musunuz? Uzaktan Çin devasa bir ölçekte tsunami gibi geliyor. Evet. Türkiye önümüzdeki 10 yılda, yani Çin'in bu ölçek ekonomisinde, yani yüksek üretim rakamlarıyla ve düşük maliyetlerle ürettiği yerlere, bırakın Türkiye'yi, hiçbir ülkenin doğru düzgün rekabet edebilmesi mümkün değil. Bunu şimdi Avrupa bile kara kara düşünüyor. Hı. Amerika ne yaptı? %30, 40, 50, 60, 100 gümrük koydu da bu konunun önüne geçmeye çalışıyor. Bir de bizim bunun baskısı altındayız. İçeride otomobil üretiyoruz. Mesela %50, 60 vergi koyarak kendi otomobilimizi korumaya çalışıyoruz. Almanya'da nasıl rekabet edeceğiz? Başka yerde nasıl rekabet edeceğiz? İşi bu yönüyle de baktığınız zaman, bizim şirketlerimize baktığınız zaman küçük küçük KOBİ'lerden oluşuyor. Dolayısıyla da bu yapının bu rekabete karşı koyması mümkün değil. Bunu bugün söylüyoruz, geçmişte de söyledik, bugün daha geç kalıyoruz, yarın tamamen geç kalmış olacağız. Şirketlerimizin mutlaka bir araya gelerek, bakın küçük olsun benim olsun şeyinden hızla çıkmaları gerekiyor. Bunun için ciddi bir teşvik ve destek mekanizmasını oluşturup konsolidasyonun yapılması gerekiyor. Eğer bunlar yapılmazsa, yaşanacak krizlerle zaten mecburen o konsolidasyonlar gerçekleşir. Ama bu sefer de çok fazla kayıp veririz. Yani tabii, ekonomik kayıplar veririz. Yani o konsolidasyon kendi isteği dışında biraz belki hani iflaslarla veya konkordatoyla mecburen yaşanabilir diyorsunuz. Tabii.
Adnan yaşanacaktır Bey, ben. Çok çok teşekkür ediyorum size. Ben sağ olun, ediyorum. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için teşekkürler ve mutlu bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Adnan Bey'in tabii verdiği önemli mesajlar vardı. Tabii ki ihracat tarafını her daim güçlendirmek zorundayız. Bunun için yüksek teknoloji, ileri teknolojiye giriş yapmak lazım tez vakitte diyor. Ama aynı zamanda da sanayide çok ciddi bir rekabet var. Almanya'nın belki de sayısal olarak bulundurduğu sanayi şirketlerinin birkaç misli Türkiye'de var ama bir hayli altında bir ihracat gerçekleşiyor yine de. Dolayısıyla konsolidasyon da masada. BIST 100 bu esnada kapandı. Haftayı bugün için %1.37'lik bir değer kaybıyla 10.138 puan seviyesinden noktaladığımızı görüyorum. Ve aslında biraz detaylara bakmak lazım. Çünkü işlem hacmi mesela düşerek geldi bugünlere kadar, bu hafta başından bu yana. Detayda neler var? Metin Taşçıoğlu anlatacak bize, Philip Capital Portföy Yöneticisi. Metin, hoş geldin öncelikle. Hemen sözü sana vereyim. Bu arada Bakan Şimşek'ten bir son dakika aktararak sözü sana vereyim müsaadenle. Diyor ki Bakan Şimşek, bugün aldığımız önlemler bütçe açığını 2025'ten sonra kalıcı olarak %3'ün altına çekecek. Evet Metin, biz istersen piyasayı yorumlayarak devam edelim. Ne dersin, nasıl okumak lazım bu haftaki genel performansı ve bugüne özel gelişmeleri? Merhaba Didem. Bugüne özel değil ama bir süredir zaten endeks, Borsa İstanbul 100 endeksi 11 bin puanla dokunduktan sonra bir kar satışı, bir düzeltme süreci içerisinde olduğunu söylersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bunda birinci faktör yabancı satışları da desek 2-3 haftadır nette bir azalarak veya çoğalarak, ki en son geçen rakam 500 milyon doların üzerindeydi. Bir kar satışı geliyor ve yerli yatırımcının da tabii bunu karşılayacak gücü olmayınca endeks anlamında geri çekildiğimizi ve bir kısa vadeli düzeltme trendi içerisinde olduğumuzu söylesek yanlış olmaz. Buna pozitif ayrışan sektörler de yok değil. Onları da sayacak olursak bir sigorta sektörü, bir gıda sektörü, telekom bilişim sektörü burada pozitif ayrışta diyebiliriz. Nispeten daha az düştüler veyahut da dönemi artıda kapatmış olan sektör hisseleri de bulunabilir. Negatif ayrışanlar var. Bunların arasında tabii bir numaralı lokomotif sektör bankacılık sektörüydü. Bundan en fazla düşüş sırasında da satışlardan en fazla negatif yönde etkilendiler. Öbür taraftan vergi konusu gündeme geldiği günden bu tarafa aracı kurum sektörünün de düşüşe en fazla katkı yapan şirketlerden, sektörlerden bir tanesi olduğunda gözden kaçırmamak lazım. Ancak ama vergi konusu artık 3 aşağı 5 yukarı kabaca netleşti demek herhalde doğru olur. Zira artık bundan sonraki gelecek olan kararın bir işlem vergisi olacağı, gelirlerin üzerinden herhangi bir stopaj veyahut da beyan usulüyle bir vergi alımı söz konusu olmadığını Bakan Sayın Şimşek'ten bizzat ağzından öğrenmiş olduk. Evet. O baskı geçti diyebiliriz. Ama arada aracı kurum hisse senetlerine baktığımızda da aslında ciddi bir kayıp da var. Yani o işlem vergisi de olsa zannediyorum yatırımcıdan biraz daha fazla o zaman aracı kurum tarafını mı negatif etkiliyor? Var mı öyle bir yorum, yapılabilir mi? Şimdi şöyle, borsa yatırımcılığı deyince tabii hisse senetlerin alınıp tutulduğu bir piyasa ve yatırımcının da bundan faydalandığı, nemalandığı bir piyasa algılanabilir ama sektör, endüstri olarak baktığımız zaman burada çok fazla sayıda oyuncunun da bu işlemlere katkı verdiğini de unutmamak gerekiyor. Burada piyasa yapıcılar, spekülatörler, yabancı yatırımcılar, burada işte özellikle robotik işlemlerle, algoritmik işlemler yapanlar, piyasanın aslında damarlarında dolaşan kan akışını sağlayan, likiditeyi sağlayan önemli oyuncular. Bunlar olmadığı zaman aynı zamanda küçük yatırımcının ya da uzun vadeli yatırımcının da alım satım yapması hemen hemen imkansız hale geliyor. İşte bu da bu durumda, yani alım satıma bir vergi gelmesi demek, bu tür oyuncuların maliyetlerinin yükselmesi demek. Belki de işlem filozof, yani şeylerinin, felsefelerinin değiştirmelerini gerektirecek ölçüde de büyüklükte de oluşabilecek, evet, bir takım komplikasyonları olabilir.
Bu aracı kurumların gelirleri üzerinde de baskı kurabilir. Dolayısıyla bundan dolayı oluşmuş olan bir belirsizlik satılıyor diyebiliriz. Metin, çok çok teşekkür ediyorum. Aslında düşen işlem hacimlerine de sanki yansıyor zaten bu. Anlattığın özet çok faydalıydı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize Philip Capital'da. Ve efendim bugün Borsa İstanbul'da bir gong töreni daha vardı. Gong bugün Horoz Lojistik için çaldı. Ben bu haberle sizlere veda ediyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şirketimizin %27.19'luk kısmını halka arz ettik. Bununla birlikte %75 payı bireysel yatırımcılara, %25 payı da kurumsal yatırımcılarımıza ayırdık. Bireyselde iki kat talep aldık. Kurumsalda da yaklaşık 7 kat talep aldık. Toplamda da 1 milyar 350 milyonluk satışımıza karşılık yaklaşık 2.7 kat taleple bitirmiş olduk. Pardon, 3.25 kat taleple bitirmiş olduk. Halka arzımız böyle gerçekleşti. Halka arzdan gelecek kaynağı nerelerde kullanmayı planlıyorsunuz? Halka arzdan gelecek kaynağın bir kısmını elektronik ticareti otomasyonla çok hızlı bir şekilde besleyeceğimiz, sipariş hazırlayabileceğimiz bir e-ticaret deposu ikincisini yapmakta kullanacağız. Bir kısmını bir güneş enerjisi santrali kurarak Türkiye genelinde 600 bin metrekare işlettiğimiz depolarımızın elektrik harcamasını da değerlendireceğiz. Aynı zamanda şehir içinde kullandığımız hafif ticari vasıtaları da elektrikliğe dönüştürerek bu oluşturacağımız güneş enerjisi santraliyle beslemiş olacağız. Diğer bir yandan konvansiyonel depolarımızın sayısını artıracağız. O konuda hızla gelişiyoruz. Yaklaşık %40'lık gibi bir kısmını da işletme sermayemizi geliştirmekte kullanacağız. Şimdi yılın ilk 5 ayını geride bıraktık. İlk 5 ayda neler yaptınız? Bundan sonrası için, halka arz sonrası için detayları verdiniz ama genel anlamda baktığımız zaman nelere odaklanmayı hedefliyorsunuz? Şu anda en büyük hedefimiz ülkemizin içinde bulunduğu ihracat hamlesini destekleyecek lojistik aktiviteler sunmak. Öncelikle Türkiye maalesef e-ihracat konusunda oldukça geri kaldı. Fakat bu konuda hükümetimizin ve tüm ihracatçımızın artık önemli duyarlılığı var. Bu konuya herkes baş koymaya başladı. Bununla birlikte biz de Avrupa'da, Amerika'da başta olmak üzere, buralardan başlamak üzere e-ticareti geliştirecek gerek işte efendim İngiltere'de bir tüketici bir pazar yerinden bir İnegöl'deki bir üreticiden koltuk aldığında o bir tane koltuğu alıp götürüp Manchester'da kapıyı çalarak tüketiciye teslim edecek düzeni kurduk. Bunu geliştiriyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da kuracağımız depolarla da Türk ihracat ürünlerini pazara yaklaştırarak uygun maliyetle kendilerinin hızla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağız.